Böyle sert ayıp espriler geçiyor aklımdan. Futbol taktiği alacak <laughs> halim yok sende. Banka bence libidosu yüksek bir ortam. Bir ikizlerin bacalaması benim hoşuma gidiyor. Ya lazım. Çiçek çok garip bir şey ya. Gel bakalım ikizler. <laughs> ne oluyor ya? Gel şöyle gel. Ne demek? <gülüyor> Yaklaş. <gülüyor> ne, ya? bu ne biçim bir davet? Ne biçim bir hoş geldin dur bu? <laughs> senden alacaklarım, senden hırsımı alacaklarım hırsım, var. Allah Allah. Bu resmen bir çeşit... Ayrımcılık. Tabii ki. Evet. <laughs> Okey. <laughs> Açıklığa kavuşturduğumuza göre devam edebiliriz. Ömer Can sen maalesef ikizler burcusun. <laughs> Okey. <laughs> <laughs> e, ve dolayısıyla da bunu artık konuşmamız gerekiyor. Tamam kabul. Ben yıllar yıla ikizlere bir şeyler biriktirdim şimdi. Bunun kişisel sebepleri olsa gerek mi acaba? Kişisel, başkalarının kişisel, toplandığında hmm. kolektif. Anladım. Neler yapmış lan benimkiler? <gülüyor> Soykırım. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Hay Allah. Ee, üzücü tabii böyle olması ama yani karşılaştığın her ikizler aynı değildir herhalde. Çünkü ikizler sonuçta ikişer ikişer yani ne bileyim. Farklı olma ihtimali biraz daha çok. Hemen canım Tün, hoş geldin. Kaçam. <laughs> Burç konusunda çok söyleyecek bir şey varmış gibi yapmaya çalışmaya karar vermiştim ama gördüğün gibi bocalıyorum. Tam birinci dakika. Evet evet. <laughs> ne güzel bocalama. Bir ikizlerin bocalaması benim hoşuma gidiyor. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Oha, bu ne abi? <laughs> Görecek. En sert program. Okay. Yemin tamam. içtim. Yemin içtin. <gülüyor> <gülüyor> yani yemini diledi ettin, içecek bir şeyler getirdin ve yuttun öyle mi? <laughs> ah hey, ah hey. <laughs> yani Ömercan bana şunu bir açıkla gerçekten. Hı. İkizler. Evet. Deli gibi bir şey ya. Ya şimdi e, tabii bütün ikizler camiası adına konuşabilir miyim onu bilmiyorum. Hı -hı. Yani tanışmadığım çok fazla ikizler var tanıştıklarıma nazaran dünya üzerinde. Birkaç yani Türkiye'de birkaç milyonu vardır en azından. Var mıyız o kadar? Varız. Var. Var mı? Varsınız. Ama kendi adıma benim şöyle bir huyum özelliğim var. Ben çok fazla yürüdüğüm yolun alternatiflerini düşünüp düşünüp yürüdüğüm yolu işte sabote edip onu ikircikle olmak falan bunu çok yaşarım. Yani hep aklım öbür tarafta kalır falan. E, bu böyle biraz tabii iş yapmamak için aslında bir tembellik şeyi de gibi. Yani yolculuğu şey, mekanizması da gibi falan ama... Yani bu hani bir çeşit iki yüzlülüğe sebep oluyor mu? Belki içten içe evet bir anlamda yani falan böyle anladın mı? Hani aklın hep diğer seçenekler olsaydı ne olurdu da falan. Ama yani ben herkesin böyle olduğunu zannediyorum açıkçası. Herkes böyle değil mi? Hep böyle bir tereddüt içerisinde kim? Manyak gibi kararlı ki böyle yani. Batman kaç tane var? Hiç bölmeden seni yine kendi ikircikliğine düştün. Öyle mi? <gülüyor> Önce... <gülüyor> <laughs> önce, önce bölmeden herkes böyle dedim, Sonra öyle mi dedim, Sonra Batman dedin. Ya yine hiçbir şeyde emin olamayız ya. Ben ne yapayım ben. Ben sana şöyle ikizler söyleyeyim. İkizler değilim ben. Skeptikim. Yani <laughs> şüpheciyim. Yani. Bence bu arada skeptizm evet. Kesin çoğunluğu ikizlerdir. <laughs> Vallahi billahi bak sana şöyle be. ikircik dedim çünkü ikizler. <laughs> ama ben sana şöyle özetleyeyim ben ikizler burcundan en noktada olduğumu. Okey. Önce bir bakış atayım. Allah bence ikizler Burcu'ndan Aha. duble vergi alınmalı. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Anladım yani devlet gözünde bile, <laughs> resmi şeylerde bile, ortamlarda bile. Çünkü siz bizim birçok bence hakkımızı çalıyorsunuz. Hadi bakalım bir de öyle. <laughs> Hırsızlıkla <da> suçluyum. <laughs> evet. Bir kere hmm. doğru bilgi vermemeyle çok zaman kaybettiriyorsunuz bize genel hmm. Bu ikircikli mevzudan. Düpedüz yalancı olmak e, olarak. Tam yalancı da değil. Yalancıdan da bir tık daha ötede. Ötede bir de. <gülüyor> <gülüyor> Yalancının ötesinde var yani. Iyice... İlle galiba. <laughs> Manipülatif dünya ele geçirmeye çalışan. Evet. Okey. Başka nedir? <laughs> İtamlar var. <laughs> Yok ben şimdi bu kadarını söyleyeceğim. Anladım. Bir de şey. Biz bu kadarını söyleyemedim. Ne? Yo, söyle söyle. <laughs> tamam, söyle ya. tamam şeyler çıktı. Ne onun adı? Eldivenler çıktı. Boks eldivenleri. Bir de şey. Böyle ikizlere şey demek ya istiyorum. Yavşak oluyor. Ne? Bir yerde görünce. Tamam en eğlenceli sensin tamam. Hmm. Böyle bütün ben eğlenceliyim de en eğlenceli benim herkes bana baksın birazcık şimdi ben ne komayım. Vay be. <laughs> yani ikizler gitsin ikizlerler gitsin işte i̇kizlerler. milleti eğlendirmek için uğraşsın kendini ortamlara atsın şaklabanlık yapsın <laughs> filan ondan sonra bir de arkasından böyle şey yapılsın kıskan, kıskanılsın filan. Sen Anladım. de at kendini ortaya. Sen neydin? Elif. Neydi? Yengeç. Yengeçler de atsın ortaya kendini. Yengeç kendini atamaz ortaya. Ama niye o zaman uzaktan şey yapar? Ee... Bir ikizlere tutunacaksın orada. <gülüyor> <gülüyor> o evet. seni böyle yavaş yavaş ortaya atacak. E bak varmış işte bir faydalı fonksiyonundan bahsedin. Biraz var. Ama sonra o ikizleri gecenin sonunda ortada bulamazsın. Ya güvenemiyorsun. Yoksunuz çünkü. <laughs> yoksunuz. Kapıyı çalıyoruz yoksunuz. Hmm. Yarın buluşalım dediniz. Yoksunuz. Ben onu yapmamaya çalışıyorum ya, elinden geldiğince. <laughs> Ne yapıyorsun peki? <laughs> ne yapıyorsun? Yani e, işte şey yapıyorum, kendi kendime hatırlatıyorum. Öyle davranırsam insanlar hmm. beni sevmez. Yani elinden. Bunu, bunu anladım. Evet, bunu anladım. <laughs> bunu kanıksamaya çalışıyorum. Bunu tamamen benliğime geçirmeye çalışıyorum. Benliğim bir türlü bunu reddediyor. Benliğim diyor ki, bir dakika kardeşim burada iki kişi var zaten, üçüncüye yer var mı acaba falan diyor. Belki de bilmiyorum ya. Yani. <laughs> i̇kizlere bence ikizler burcu gibi davranmalı. Ha. Benim artık ben o şekilde davranıyorum. Yani nasıl? Adice. Pislikçe ve <laughs> şerefsizciğim. <Evet. gülüyor> Kesinlikle böyle davranılmalı. Ben gösterdiğim şefkatin, sevginin sonuna geldim bu Hı. konuda. Yani Elif'ciğim ama tabii hiçbir şey Hepsini anlatmıyorsun. Hepsini senden ben... soracağım. Anladım. Evet. E, soğuk terler ile <laughs> burada bir aradayım ama. Bu konuda insanlar çok dolu. Ben şimdi halkın adına buradayım çünkü. Cim, herkes mi ikizlere karşı dolu yani? Bayağı dolu. Ya. Evet, evet. Şimdi, şimdi bu sekmeyen bir şey gerçekten. Bu arada globalde de böyle. <laughs> Okey. <laughs> Yurt dışında kaç farklı bir seçenek değil yani. <laughs> Gözlerinde o şeyi gördüm. Neyi? Acaba nereye <laughs> Acaba bize yoktu? Acaba komşudan mı bahsetsem? <laughs> Atina mı? Orada da öyle. <laughs> Atina'nın ikizleri de Türkiye ikizleri kadar boşlukları doldurun. Anladım. Ee, onlarda Onlar da Pichus yok işte ne bileyim Adius falan böyle bir Yunanca gibi. Yani tam olarak Adius demişken mesela Trump'ın burcu ikizlermiş. <laughs> gerçekten mi? Aa, ulan Allah kahretmesin. <laughs> İyi örnekmiş Trump gerçekten güzel. Mesela. Ama Trump yani tabii adamın özel hayatını bilemeyeceğim. Bizi kandıran bir persona mı yapıyor filan ama. <laughs> ben... Salağın teki yani böyle anladın mı yani. Hani o adam nasıl yani dengesiz dengesiz bilemeyeceğim oralarını da yani. Ben özel hayatını tahmin edebilirim çünkü eşinin yan, arkadan böyle şey bakışlarından. Sürekli eşini utandırıyor gibi bir hali var. <laughs> orası öyle orası öyle. Acaba benim de arkamdan hiç öyle mi bakılıyor diye <laughs> şu an düşündüm ben açıkçası. <laughs> Muhtemelen bakılıyordur. Vav, wow, nezaret. Ben sen büyük fotoğraflarda arkadaki insanlara bakarım. Yani, eğer öndeysen. <laughs> Böyle bir bakışla karşılaşabilirsin. Peki ben sana başka bir ikizler söyleyeyim. Söyle bakalım. Hem de bu insanla e, hem isim benzerliğim var hem de doğum günü paylaşıyorum ben. Hmm. Ömer Hayyam, nasıl? Olumlu <laughs> <laughs> bir şey beklemiştim sen. <laughs> o zaman sıradaki Rubay... <laughs> <laughs> Bizden tüm ikizlere gelsin. <laughs> e yani o da tabii işte şarap sevecilik, kadın sevinçlik, şu sevecilik, bu sevecilik. Ya dönemine göre e, çok e, işte düşüncesiyle, işte. düşüncesiyle hayranlık uyandırıcı bir tip değil mi yani Ömer? Ben bir severim. Sen sevmez misin Ömer? <laughs> Yo yapayım. güzeldir. güzeldir. Kısa kısa öz konuşur. <laughs> kısa kısa. Tabii evet anlasın diye millet. E, anlasın diye millet. Aynen. Ama o bence mesela evde onlara çok uzun uzun yazıyor. Sonradan editliyor <laughs> bence. <gülüyor> <laughs> o bilemeyeceğim. <laughs> yani. bilemeyeceğim. O zamanlar o kadar belgelenmemiş. Sana biraz ikizler testi yapalım. Güzel. Ne kadar ikizlersin? Ee, Sence bu... ne kadar ikizlersin? Yani bir de, bir de spektrum olduğunu düşünmemiştim daha önce yani. Sadece şu burç bu burç değil bir de yüzde elli. Yani yükselen o mu oluyor mesela? Yüzde yirmin yükseleni mi oluyor? Falan? Hayır. Hayır öyle bir şey Hiç olmuyor. Yok. Peki yani yüzde %60 ikizlersem diğer %40'ım bir şey olmayacak. Sadece ikizler şeyini. Tamam ben. yani bir ikizler burcunun taşıdığı nitelikler gereği sen ne kadar ikizlersin? Ya bilmiyorum bunu %90 ikizlerim herhalde ne bileyim Neye ben. Neye dayanarak mesela? Attığım Ama ne mesela düşündüğü şeyler? Hep işte klasik 3-4 tane kişilik özelliği sayılır ya işte <laughs> şeyleri burçlardan bahsederken. O şeyleri ben de taşıyorum gibi gelir bana her zaman. Yani işte ne bileyim şakacı, zeki, muhteşem falan bu tarz şeyler. <laughs> İnsanların hiç Burcu'nu tahmin edebiliyor musun? Kesinlikle hayır. Burç'la hiç işim var mı? Burç'la işim yok. Yani Burç'la benim ilişkim zaman zaman böyle laf açılınca biraz Burç ne ya falan derim ama aslında agnostik ve şüpheci bir insan olarak çok da bilmediğim için. Yani sadece günlük Burç tahmini olayından ibaret olduğu için benim Burç bilgim. Yani elimi bir tersine de bir kenara itmem açıkçası. Ama hani bu herhangi bir şeye durup dururken inanmamakla da eşit düzeyde yani bir fikrim yok. Mesela çok önem verdiğim birisi hayatında hı hı. ama böyle yani deli divanesi gibi ve tamamen burçtan oluşuyor ve bir bir yandan da burca ya inanıyor ve sana da söylüyor bunu paylaşıyor hep. Yok ya yani... Uyanıyorsun böyle. Hı -hı. Raporlar geçilmiş Bugün sana. ikizler böyle ay bak dikkat et ay bilmem nereye giriyor. Öğleden sonra o hareketlerini yapmak. Ya muhabbetini yok. de edebilirim. Ama eğer hayatımda hayatımızda alacağımız kararlar bunlar üzerinden yönlendirilmeye başlanıyorsa sanırım e, bir çeşit telefon numaralarına ulaşmaya başlamam gerekir. Beyaz yakalı adamlar gelsin ve arkadaşımızı geçici bir rehabilitasyon şeyine göndersinler <laughs> falan diye. Hiç, hiç ikizler burcusun diye reddiyedin mi? <gülüyor> yok. <gülüyor> Yani açıkçası hiç, e, hayır sadece Burç'la alakalı tek flört anım şöyle bir şey. Hı hı. Bir defa aslında rastgele işte birisiyle böyle bir yerde denk geldik, i̇şte sohbet ettik akşam boyunca falan. falan e, Ve de akşamın sonuna doğru Burç muhabbeti başladı ve kız lambur Burçlardan bahsetmeye başladı falan. Ben de önce bir dilimi yuttum yuttum yuttum. Sonra daha yuttum. hızlı içmeye başladım <gülüyor> <gülüyor> falan. Sonra dayanamadım ve bu konu hakkındaki gerçek düşüncelerimi anlattım ve ondan sonra işte eve döndüm kendim Böyle inanılmaz. <laughs> Değil yani. Fazla. Peki ne tepki sağlıyorsun ben ikizler burcuyum deyince? Bir gülümseme alıyorum genelde. Ee, değil mi yoksa? Yani müstehsi tam olarak ne demek şu an kesinlikle bunu hatırlayabilmiş <laughs> değilim Elifciğim. <laughs> Yarı yaramaz böyle. Ya yani, evet biraz böyle bir birilerinin ...onayının da tam olmadığı bir gülümseme gibi. Ha. Yani. Evet. Ha, -na -u falan hmm. filan böyle işte. Sanki inanılmaz böyle işte planlar ve manipülasyonlar... ...ve de hani dev bir kukla oynatıcısıymış gibi... ...bir muameleyle karşılaşabiliyorum. Ufak ufak bıyık altından da olsa evet. Evet. Duruluyor. Evet zaten bence bunu çok iyi yapabildiğin için bugün buradasın. Yani çünkü ben ikizler dediğimde sen hemen savunmaya dedin ki ben gelirim. Ya, Allah Allah. <laughs> yani inanılmaz şu an gerçekten bir şeyle karşı karşıyayız. Asıl manipülasyon ustasının. Burada neydi senin şey, şeyin ne? Yükselenin ne? Başak. Al işte ya falan ne bileyim. Senin de yükselenin Başak ama. Evet o ne demek oluyor? O konuda hiçbir fikrim yok. Yükselen. Sosyal hayattaki davranışlarımızı etkiliyor gibi biliyorum ben. Öbürleri sosyal hayatı etkilemiyor mu? Hangi hayatı etkiliyor? Öbürleri. Arabada mesela ayrı. <gülüyor> Evde <gülüyor> ayrı. Okay. Araba burcu diye bir şey. Okul, araba Trafik burcu. burcu. <laughs> mesela metro burcu. Anladım. <laughs> Metroda büründüğün kişilik. Sen emin misin bu konuda bilgili olduğunu? <laughs> Çünkü bunları palavra olduğunu ben bile biliyorum. <laughs> Hayır. Ama mesela Başak gayet böyle düzenlidir, tertiplidir. Var mı öyle o huyların? Hiç zannetmiyorum. Ee, aslında şöyle, Allah kahretmesin her yerden ikizler fışkırıyor. Ben düzenli ve tertipli olmayı çok severim ve de olamam. <gülüyor> <gülüyor> bir cümlede gerçek ya. Her gün kendime yemin ederim. Bundan sonra evim tertemiz, toplu. İşte atıyorum yemek yedin, yemeği kaldır. Bir şeyle uğraştın onu işin bitince kaldır falan. Bu sözü her gün kendime veriyorum ama her gün de böyle işte bir türlü kendini toparlayamayan ergen yaşamı gibi bir... Evalim olmuyor. ya. ben dengesizim ta kendisiyim. Ya bana dengesiz dendi bir gün. <laughs> Sadece bir günse <laughs> yatkak daha Yok ya ilk defa dendi bir gün. Hani bir güne kadar hiç denmemişti. <laughs> ee, ama bir günden de artık dayanılamadı sanırım. Ee... <laughs> o gün anladım bir ışık yandı. <laughs> daha doğrusu şöyle. Benim dengesizliğimi Anlamak görmek için galiba biraz yakınıma girmek gerekiyor sanırım. Yani dışarıdan bakınca, <laughs> uzaktan bakınca pek çaktırmayabiliyorum galiba ama çok yakınıma çok hayatım içine girince insanlar dengesiz lafıyla karşılaştım, geç yaşımda karşılaştım ve önce direndim yani ne dengesiz lan, nerede çıkarıyorsunuz falan. Sonra e, yani kafamın içinde dönen tereddütlerin işte hareketlerime yansımasının ötürü dengesiz dendiğini fark ettim. <laughs> yani hani dengesiz deyince böyle sağ solu belli olmaz, ay çok çılgın her an her şey yapabilir falan gibi düşünüyordum ben ama. Yok öyle değil yani dengesiz. Biraz evet bir gün bir şey deyip yani ne bileyim aynı anda en mutlu en mutsuz gibi işte önce memnun da hayatından beş dakika sonra surat asıyor falan filan gibi. Bir şey yaşanıyor galiba. Ama yani tekrar şunu söyleyeceğim. Herkes biraz böyle değil mi Elif Allah aşkına yani. Mesela sen geldiğinde nemrut nemrut duruyordun. Şimdi <laughs> sırıtıyorsun. Çaka yapıyorum. Şöyle bir şey yok tabii ki. <laughs> <laughs> Yok ya yani ben bu tarz özelliklerin hani herkese 3 aşağı 5 yukarı olduğunu biraz spektrumda olduğumuzu ve böyle burç dağlara denk gelecek şekilde ayrılabileceğine inanmıyorum galiba aslında biraz da sanırım şimdi düşüneceğim <laughs> Açık fikirliyim demiştim ama çok da değilim galiba. Yine hiç bölmedim. Güzel bir monologtu. Evet, Tebrik ediyorum seni. Yo hayır çok güzel. Bir de ikizler ağırlıyoruz. Ben mesela hem geveze olmayı severim hem vakur olmayı severim. <laughs> Allah kahretmesin bunları <laughs> şu an fark ediyorum. Sana birkaç dakika vereyim vakurluk için istersen. İsterim. <laughs> vakurluk süren. Tabii. <laughs> ben Vakur'dan emekliyim. <laughs> tebrik ederim güzel. Kendimi <laughs> tebrik ettim. Bu Başak Yükselen sayesinde oluyor diye düşünüyorum. Tabii ki. Yengeç olsun. olsa tamam. utanır yapamaz. Başak Yükselen'e hakikaten ne olmuş oluyor? ya? Yani onu cevaplamadın. Ne yapıyorum yani? ben? Bir sorayım ben onu. Yok okay. <laughs> da bilmediğim bir yerden. Tamam. Bakalım. Buyurun. Ee, Başak Yükselen aslında... Hem ikizler burcu olduğu için, hem Başak da e, Merkürün burcu olduğu için, ikizler ve Başak Merkürün burçları olduğu için, bütün ikizler özelliklerini biraz daha çoğaltıyor. O yüzden çok çok ikizlere uygun bir insan oluyorsun. Yani e, dışarıdan biraz daha e, Ömercan'ın dediği gibi daha dengeli gözüküyor, ama içeride tanıdıkça daha dengesiz olduğu gözüküyor. Yani, ya, i̇kizlerin daha Ağır başlısı diyebiliriz Başak için. Vakur <laughs> bir ikiz <iyiyiz> ben. <laughs> Aynen. <laughs> tamam teşekkür ederim. Öyle gösteriyor. Evet size dendi ki hı. siz ikizlermişsiniz hı hı. ama Başak etkisiyle daha da ikizlerliğiniz köpürüyormuş. Maşallah. Tanıdıkça tanıdıkça. Dur bir ikiz de dört tane. <laughs> evet ikizler. İkizlerin üstünü al. Okay. İkizler köpürüyormuş. İkizler şare. Ama... Birazcık daha daha şey bir ikizlerden de... ...Vakur ikizlere bağladık. İstediğin hmm. oldu gibi. Nasıl oldu bilmiyorum. Astroloji işte. Anladım. Gerçekten evet. Böyle asil bir ikizler gibi yani. Merkür çünkü. Ne demek bu şey? Gel seninle birazdan gezegenlerden bahsedelim. Tamam. Merkür güneşe en yakın olan. E, Manyetik alanı güçlü gayet. Demir falan var içinde. Yanlış hatırlamıyorum. Astrolojiden <laughs> çok uzak. Ama bilime yakınız. Bir ilk. <laughs> bu programda bir ilk. <laughs> yani Merkür yani burçlar yani Merkür'ün yönettiği burçlar diye bir şey var. Onlar daha işte akıl, fikir, bilim, tabii konuşma yetisi. Mesela. Yani olumlu ve güzel şeyler bunlar yani. evet hiç söylemek istemezdim böyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Sadece gömmek isterdim. <laughs> Peki sence? Evet. İkizlerin, gerçekten sen hakkınca da gömdün gibime de geldi ikizleri. Ya yani ne bileyim ya ben İkizler, kendinden başka kim ikizler var? Mesela kendinden başka olan ikizler aklıma geliyor bir iki tane. Mesela? Mesela bizim Hilal. Mesela dünyanın en tatlı insanı hiç de böyle bir e, gıcıklığını görmedim, şeyini görmedim, ne bileyim tersini görmedim. Ama sen de dedin yakınına bir, biraz girmek gerek. Bilemiyorum şimdi Hilal'i ben çok Olabilir. uzaktan görüyorum hep. Başka bir insan geldi mesela aklıma o da tam bir gerzek gerçekten. Şimdi düşününce evet, ismini veremiyorum. Demek şimdi. ki gerçekten gerzekmiş. <gülüyor> 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 Peki övmen konusunda bir ikizlere övecek olsan. Hı -hı. Ne ismini översin? hayatı bütünüyle yaşamaya çalışıyor diye överim. Bak bak. Bak <laughs> bak, bak bak. Size kaldı hayatın bütünüyle yaşamak. Ya Allah Allah bir tek biz yaşayacağız. Başka kimse yaşayamaz demiyoruz. <laughs> hep paçoza dağılıyor. <laughs> Gelin hep beraber şey şey yaşayalım. Ve Şunu zaten yaşayalım. He, hep beraber herkese. İkizler şeye yemin etmiş gibi ya. Ne? Herkese mavi boncuk dağıtayım. Aa. Ah. Bütün mavi boncukları ben dağıtayım. Vallahi şimdi bu konu hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ben öyle Doğruları pek... söyle. Yo yani mavi boncuktan kasıt nedir? <gülüyor> Mercan. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> bu yaşa kadar mavi boncuk duymadın mı? Hayır hayır yani şöyle yani. Böyle e, aynı anda birden fazla insan idare etmek ve hakikaten yalanlarla manipülasyonlarla Hayır birazcık falan. onun ağzına parmak bal. Birazcık onun ağzına bal. Birazcık ona birazcık şakalar. Birazcık da arkadakine şakalar. Bekar olmak yani. <laughs> Bu söylediğin. <laughs> Hayır yani. Şöyle. İnşallah. Hayır işte. Bekarken. E, i̇nsanlar işte. Vah çucak. Bekarken <laughs> böyle bir arayış içerisinde oluyor tabii ki. Ve sağ sola aynı anda e, saldırıyor. Ama o saldırıyı ne kadar ileri götüreceğin. Ben yapmıyorum. Bende mavi boncuk yok. Ne, ne, boncuk var? Bir Kim tane boncuk var. Yengeç de yengeçte. Buna emanet, emanet veriyorsun sen. Bunu <laughs> asıl kaybetme diyorsun karşılığında. Evet yengeçte hiç sözüm sözdür. Anladım. Bilmiyorum abi insanlar deniyor gibi geliyor bana yani. Bunu da ben ikizler özgü olduğundan şüpheliyim. Başka burçlar da var bunu yapan. <laughs> Bak sen her şeyden şüphe et. Evet. Bu dünyada ikizler burcu olduğundan şüphe etme. Tam bir ikizler burcusun. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> tamam mı? Bunu da en azından anlaşalım. <laughs> Yok canım bir şey demedik yani tamam ikizlerim dur. Hani bunu <laughs> <laughs> hiçbir zaman reddetmedim. Birazcık da taktik bölümünde okay. devam edelim istiyorum. Ne konu taktikler? <laughs> her soruyu ya, taca ya, <laughs> buraya, stüdyonun her yerine çıkartıyor gerçekten. Ne konuda taktik oluyor? Futbol taktiği alacak halim yok sende. Nasıl PlayStation oynanır? <laughs> İyi bilirsin. Okey, taktikler. Bir ikizler nasıl yürür? <laughs> Kim bilir? <laughs> Musun? Yani koşullara göre değişir sanırım nasıl yürümek. Eksi 10'da falan. nasıl yürür? Ömercan şimdi sinirleneceğim artık. Ya hocam ikizler nasıl yürür sorusunun cevabını bilemem. Ben kendimce nasıl yürümeye çalışırım? İşte şş, bilmiyorum abi bir taktik falan filan fazla yok. Merhaba işte he he he. Hey, İyi de aynılarını sen bana da kullanıyorsun. Bunu ayıran şey nedir? Ulan hayır. Zaten yakışmıyor <laughs> ayıp oldu yani tespit ederim. İkizler <laughs> Hayır yani tanışırsın edersin böyle yani... E yürümek dediğin şey mesela birisini baştan çıkarmak sana ba zaten bakmayan senin zaten ilgilenmeyen birisini gidip de tavlamak <sa>... o tacize girer zaten. <gülüyor> 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 İkizler tacizcidir <laughs> diyebilir yok, miyiz? Diyebiliriz falan değil. <laughs> güzel güzel yani rahatsız etmeden tavlamak ya da baştan çıkarmak falan. Ben açıkçası hayatımda bunu hiç yapmadım zaten. Benim bütün romantik ilişkilerim böyle işte... Merhaba, 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 hey, huy, hay, huy, hay filan birbirine eskaleye de oldu yani. Böyle o yüzden hani yürümek için bir taktik... Bilemem sadece... Konuşmak diyebiliriz o zaman mesela yani konuşarak. Konuşarak ve dinleyerek tabii ki. Mesela o e, Amerikan sitcomlarından öğrendiğim bir taktik yani hıyar gibi merhaba işte benim hayatım şu, hobilerim bu, işte bu sabah bunu yaptım, e, şuramda ben var falan diye sürekli kendinden bahsetmeyeceksin de... Karşıdaki insanın da ilgi gösterdiğini belli edeceksin. Mesela. O zaman senin... Ama bu, bu, özür dilerim bu çok klişe ve zaten herkesin her zaman yapması gereken bir şey değil mi? Hayır canım bazısı var çiçekle bazısı var bir yere götürmekle Çiçek bazısı mi? yemek. Bu ne abi kaç yılında yaşıyoruz? Çiçeği şemleyemezsin. <laughs> I am çiçek lover. Çiçeği şemleyemezsin. Ya çiçek çok garip bir şey yani. Hiç de değil. Çiçek neden kapı açıyor bu çiçek? Bu konuyu konuşturtmam. Yani Bilmiyorum çiçek almak hayvan postu almak falan gibi geliyor bana yani böyle ölmüş bir şeyin şeyini getiriyorsun. Veganlar şok. Yani? Ne fark? Niye tam tersi veganlara ta ters değil mi çiçek koparıp götürmek? Hayır. <laughs> Bence çok ters olmalı. <laughs> Bence ters olmalı yani aşkın. Hayır onlar ona karşı değil. Ben çiçek... mesela eskiden şey zannediyordum normal buket olarak aldığımız çiçek öyle suya koyunca kalıyor sonuçta. Yani ölünceye kadar zannediyordum. Üç güne atıyormuşsun mesela. Böyle saçma şey mi oldu? Çok iyi gelmişsin bugünlere. <laughs> Benim zaten herhangi bir ikizlerle diyalogumun sonunda böyle <laughs> şeklinde. Dil altı haplarıyla devam ediyorum normalde. Uzun süre olmuş. Unutmuşum. Hı -hı. İyi oldu. Teşekkür ederim. <laughs> hepsini çıkardım iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çiçeğe dönecek olursak. Hı -hı. Çünkü bu programı herkes izliyor. tamam okay. Çiçek önemli. <laughs> Çiçeği lütfen. Vallahi şeyimlemeyelim artık. Gereksiz yere şeyimleniyor. Ee, sen şey yapmıyor ilgilenmiyor olabilirsin çiçek mevzusuyla. Çiçek alınıp verilmesi efendim. Bu arada arkadaş arkadaşa da olabilir. Hı, Öğretmenin de... olur, anan baban olur, misafirliğe gidiyorsun. Bence çok iyi bir hediyedir bu arada çiçek. Çikolata da. Çiçek çikolata. Vallahi yani ben herhalde misafir giderken atarım. Sana mesela. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayatta misafir gelmeyeceğim ve çağırmayacağım. <laughs> ya çiçek almasan da yeter Elif. <laughs> mesela sana gelirken çiçek aldım. Evet. Teşekkür ederim. Mutlu olmaz mısın hiç? Tabii ki beni düşünerek bir eylemde bulunduğun için mutlu olurum herhalde ama şey diye düşünürüm yani ne kadar şuursuz bir insan yani, yani o kadar anlattım programda çiçek o ne ya falan dedim hani ne bileyim ben. <laughs> yani yok hani e, özel olarak mutlu olmam ama bana aha en çok istediğim şey falan ne bileyim. Peki sana nasıl yürünse? <laughs> bana şöyle yürünsün isterim. E, sözleşmeler ve netliklerle yürünsün isterim yani. Merhaba Ömercan e, ben şuyum işte senden belli bir oranda hoşlandım. Bir takım şeyler yapmaya açığım. Şu şu zaman aralığında bu, bu eylemlerden bir tanesini seç ve onlardan birini yapalım falan şeklinde. Çok böyle netlik ve işte bir noter huzurunda falan gelinmesi. bu, bu beni rahatlatır. Aşırı seksi. Çünkü... <laughs> Aman tanrım ya. Bence aşırı seksi bu arada yani. Bu Aman wow, ya yani düşündükçe kıpır kıpır oldu. Ben de, ben de çok fena aldım. <laughs> Şuraya doğru bayılacağım ama çok az kaldı. Abi bu sosyal şeyleri yani ne onun adı sinyalleri çözmeye çalışmak. Bu konuda bir telaşa düşmek benim için büyük bir işkence. Herkes için böyle değildir. Eminim değil kimisi böyle rahat rahat oturuyordur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> falan diye takılıyordur. Ya <laughs> ha. Ama ben şey yapıyorum yani geriliyorum, hoşlanmıyorum. Böyle bir e, çizelgeden önce yani <laughs> böyle bir çizelgeyi hiç sana ulaştırmadan <laughs> çat diye öptü mesela. Uf. Tabii ki bu net bir yani. mesela. Tabii canım. He. Ama olmaz gibi geldi yani. O kadar da umutlanmayalım yani. Coştuk. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım ben. Hayat bu belli olmaz. Öyle mi dersin? <gülüyor> <gülüyor> benim, <gülüyor> benim söylediğim bana <laughs> daha olası geliyor birisi bana durup dururken çat diye öpmesinden Sözleşmeyle gezen <gülüyor> bir <gülüyor> insanın yanaşması. <laughs> Bana biri sözleşme atsa. Atıyor bir de DM. Bur Buradan yanlış anlaşılmasın. Lütfen yani. Alev'i tercih ederim yani. <laughs> ee, çoğumuz Alev'i tercih ederiz. biçim çok saçma oldu. <laughs> Buradan Alev gönderenlere <laughs> selam gönderiyoruz. <laughs> alev bir iletişim yöntemi midir? Tabii ki hayır canım o ne öyle Allah Allah. Ama belli ediyorsun artık arkadaşlıktan çıktın. Hayır nasıl bir dakika tabii ki yeri ve zamanı olabilir ama sen şey alevini demiyor musun? Millet böyle birbirine yavşamak için ilk sinyal olarak birbirine alev atıyor falan. Mesela falan. evet. Ya ben 86 doğumlu bir insan olarak emojilerle birbirine yavşa en azından ilk adımlarda yavşanmasını zaten otomatikman. Ben bunu programlı değilim yani bana o şey gibi geliyor. Mektupla gönder emojiyi. <laughs> O da çok aşırı romantize olur herhalde yani. Mektup yazmış. Orada bir çocuk var böyle. Üç hafta sonra gelmiş mektup. O sırada o milyarlarca DM dövmüş falan filan. Yok bunun bir arası olması lazım yani. Hem havalı hem sevimli. Peki diyelim ki konuşma ilerledi. Evet. Bir takım seksi hareketler falan böyle bakıyor. Seksi, <laughs> 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 seksi hareketler yani karşıdaki böyle niyetini belli şey etmek için Aynen. böyle anladım. şeyler mi yapıyor ya? Yani? Küçük şempanze dansı. Anladım sen hiç flört ettin mi <laughs> <bir> <laughs> Uzun bir süredir etmemiştim. Hadi. Buraya açma. Diyelim ki konuşma ilerledi ve artık dört talk denen <laughs> yere geldi. Bir dakika ya dört talk. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. <laughs> Diyelim ki işte görüşüldü bir şey oldu neyse ne. Ha, onlar da yaşandı yani, tamam. Tabii, tabii. Yani buluştuğumuz ilk akşam barda <laughs> normal sohbetler barın ortasında dört talk geçmeyiz herhalde. Ben ben mi çok yanlış biliyorum bu işleri acaba diye Bu arada geçenlerde var. <laughs> hmm. Okey, okey yani hani kanı Hayır, kaynıyor. Olabilir, o, olabilir. Kadıköy, Kadıköy'ün kadıköy kanı kaynıyor. Ön ön sevişme. Tabii, pre, pre preview. Pre preview, aynen. Ajanslar bayılır öyle şeylere. Çok. PPM, pre PPM, Aynen. PPM, bir daha PPM. PPM dört topludur. Evet. Çok böyle sert ayıp espriler geçiyor aklımdan. Bu evet devam edelim. <laughs> Yapabilirsin yapmış. bence. Yok yok boş. <laughs> Buyurun. Yok yok geçti böyle olmaz artık kendini önden pazarlayıp sonra şey ürünü koymak. Hayır o, önceden buraya, şey buraya yatarız. Bu. <gülüyor> <gülüyor> İyice. Boş devam et. Eee dört top başladı falan. Dört toptayız. Evet. Tövbe aşağı. Biz değiliz de dört toptaymışsın. <laughs> tamam. Dirty Talk'ta. <laughs> <laughs> Çok Dirty Talk dedin artık evet. <laughs> Bir ikizler Burcu. <laughs> Hangi kelimeleri seçer? <laughs> <Oy> da. Yani <gülüyor> bu <gülüyor> hayır, bu ikizlere özgü olamaz ama artık. Bu muhakkak insandan insana değişiyordur Elif yani. Bütün ikizler yani dünyada 12 çeşitli Dirty Talk şeyi var yöntem var mesela. Hayır. Tamam neyse ben kendi şeyimi söyleyeyim yani hani e, kelime örneği vermeden öyle ya yok artık o kadar da değil ya yani. çüş. Kalemleri ee, hazırlayın. Ben samimi olmaya çalışırım yani hani böyle <laughs> ne ne gülüyorsun be Allah Allah gayet şeyipsi şey söyledim yani normal ciddi aldım <laughs> yani samimi derken <laughs> hayır yani gerçekten hissettiğime veya hissettiğime yakın bir şey söylemeye çalışırım yani, yani yakın derken de belki kelimeler yetmiyordur. <laughs> Ee, ama hani onu olabildiğince o an hissettiğim hmm. şeyi söylemeye çalışıyorum ve hani o hissin kendisi o tolku dörtü yapıyor zaten galiba böyle spesifik şu kelimeyi söyleyeceksin bu kelimeyi söyleyeceksin vardır belki öyle şeylerde bir takım hani fetişi olan partnerler söz üzerinden falan filan vardır hmm. öyle şeyler de var herhalde ama ben benim için dört tolk dediğin yani böyle tutkuyla arzuyla konuşmak yani anladın mı o sırada bir de onun zamanlaması önemli yani 4tok dediğin. <laughs> evet hani öyle e, ne bileyim yani işte tam şununla şunun arasında denk getireceksin öyle değil yani tam böyle hisler en doğruundayken falan sanki aktive edilmesi gereken bir yan malzeme gibi geliyor bana 4tok. Evet bir de bir de şey çok garip dört tok dediğin yani ben tabii sanalından bahsediyorum hani mesajdı. Aslında öyle <laughs> bir şeyden bahsediyorum. Aa desene kız yani başta uyarsana. ben burada deneyemiyorum. Yanlattın <laughs> abi diyorum evet yani. Sanaldakinde de timing de önemli çünkü sen mesela diyelim ki bankadasın. <laughs> Tabii. Anladın mı? Ben orada <laughs> o, o, bir şeyler yazıyorum. Sen orada bir işini halletmeye çalışıyorsun. Şurayı imzalayın, burayı imzalayın falan. Onun timing'i de çok önemli. Bu arada banka bence libidosu yüksek bir ortam. Banka şubesi. Nasıl? Şöyle herkes çok e, giyimli kuşamlı ve şeyli böyle hani sanki gece dışarı çıkacakmış gibi giyinmiş vaziyette falan. Herkes böyle bir cilet, netlik var. Ayakta tak 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 yerde ciddiyet var. Giyin. Ciddiyet var. Orada saygısız olamazsın. Aynen. O şeyi severim ben. Güvenlik de var. E, o fantaziye girer. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik itiraf edelim en az seksi kısmı güvenlikler alınmasın. Alınmasın. E, ama o çünkü şey. Ya güvenlikler üzülüyorum ben bankada. Onlara danışman muamelesi yapıyoruz. Bu bambaşka bir konu. Bunu bu Yer şimdi. soruyoruz. Yo ya, yer niye? Sor Değil Hayır mi? bir de bir şey söyleyeceğim. banka ama şöyle seksizlikten kaybediyor. Beyaz ışık var. Yani. Benim için loştur çünkü. Bence bence net görüntü de şey bir şey. Ha tabi çok net ama. Ya ne güzel işte. Gerçeklik. Gerçeklik. Görelim yani. Görmek için değil mi? Bu hani böyle yani kafada da tabii ki bu olan biten bir şey. Yani bu hmm. heyecanlar falan biraz kendi kafanda kurduğun şeyler üzerinden oluşuyor ama hani böyle gerçekten de o e, seni bir yerlere taşıyan o şeyi diyelim. Ee, ona hani hakikaten bütünüyle gözlerinle de bütünüyle sahip olmak bence güzel. Mesela. Güzel anlattın. Bir ikizlerden beklenmeyecek derecede romantiksin. Zaten ikizler beklenmedik şeyler yapmıyor mu sevgili Elif ya? <laughs> Doğru diyorsun. Evet, Birazdan evet. bunu bozacaksın o zaman öyle anlıyorum. Az önce sözleşmeyle <laughs> yavşanması gerektiğini söylüyordum. Şimdi romantik dedim bana bak gördün mü? Ee... Bir de ilk başta sana sözleşme atılması <laughs> gerektiğini söyledin sonra banka örneğini verdin. <laughs> Galiba sen statik o seviyorsun, <laughs> kurumlardan hoşlanıyorsun. Netlik severim yani. net netlik iyi bir şey. Kendim pek net olamadığım için seviyor olabilirim. <laughs> tamam. Ben bütün dünyadaki ikizler burcunun burcunu değiştirmek isterim ama şu anda bir tek sen olduğunu için Hı -hı. sana teklif edeceğim. Okay. Burcunu değiştirmek ister miydin? Ee, i̇stemezdim ya. <laughs> yani hmm, ben çok şöyle düşünüyorum. Hayat birçok insan böyle sanki çok cevaba sahipmiş gibi davranıyor gibi geliyor bana. Aldıkları kararlar, konuşma şekilleri, işte davranışları falan filan. Ve benim hep kafam karışık. Ve kafamın karışık olmasını çok doğal buluyorum açıkçası. Yani bu hayata ve bu varoluşa anlam getirebilmek... ...işte bu varoluş içerisinde kendine çok emin bir şekilde... ...kendine emin bir şekilde hareket edebilmek bana çok boş geliyor. Yani Hepimizde ergenken boş gelir, hayat böyle bir noktada böyle hassiktir, her şey boş filan deriz ya böyle. Ben onu aşamadım sanırım. <laughs> Hala öyle düşünüyorum. O yüzden e, yani burç olayını çok ciddiye almamakla beraber sahip olduğum burcun böyle bir bir takım şeyleri ucu açık bırakmaya, teşne, e, işte her an her şeyi almaya çalışan, o yüzden hiçbir şey tam yapamayan bir ...bocalama içerisinde olması bana çok doğal bir hal gibi geliyor. Diğer bütün haller daha sahte ve daha yapmacık falan geliyor bana. Hmm. O yüzden hani çok önemli değil yani. Aman Allah'ım ikizler Burcu'ma bayılıyorum demem. Fakat bu işte dengesiz ve beklenmediklik imajı bana, bana rahatsız edici gelmiyor yani açıkçası. Bana hatta şey bir imaj gibi geliyor. Yani o imajla insanın barışması gerekiyor gibi geliyor falan. İkizler hariç kimse barıştırılmıyor. Burcu yüzünden biz barışabiliyoruz çünkü bize yaftalanmış falan diyorlar. Evet sana bir rahatlık alanı sağlıyor gibi aslında. Evet. Evet yani bahane gibi yani. Aa ikizlerim her şeyi yaparım gibi de gelebilir kulağa ama. <laughs> evet. E, onun da değil kulağa nasıl geldi. <laughs> tam, sonunda. tam olarak bir ikizleri özetledim. Ama kova olmak istemezdim mesela. Allah Allah bu yargıda nereden? Çünkü... Sen bir ikizlersin ya. Sen başka burca yargı koyamazsın. <laughs> Yok bunun tek bir sebebi var. Diğer bütün burçlara nazaran kova çok dandik bir... E, Hayda. Eşyayı kendine sembol seçmiş. Çok sıradan yani anladın mı? Aslanlar var, teraziler var, böyle sembolik şeyler. Oğlak falan gibi abuk subuk yaratıklar var. Bir de kova var kenarda yani. Villa da burcu anladın mı? Böyle yani. Ne içine su koyuyoruz. Böyle paslı bir şey. Plastik kova canlanıyor yani gözünde ve... ne ki ya o burç anladın mı? Aa içi mi doluyor ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> bir de Başak da mesela o zaman başak en azından Russell Crowe şey gladiator filmi vardı adam başaklara dokunuyordu falan böyle bir romantik bir çağrışımı var yani ha. hiç olmasa adam böyle bir sarı sonbahar mahsul falan ne bileyim. Mahsul. <laughs> Tabii o. Ne burcusunuz mahsul. <laughs> kova da iyidir abi Allah aşkına yani en azından topraktan fışkıran canlı bir şey yani. Kova deyince bir gülmen oluyor mu yani? Biz ben, ben kova burcuyum. Kesinlikle oluyor yani. Ben kova mı burcuyum mı? gibi bir şey geliyor benim gözümde canlanıyor musun yani? Ben yani kova mı canlanıyor gözümde? Kesinlikle böyle şey kovası metal yangın kovası canlanıyor gözümde. <gülüyor> <gülüyor> Bizimle bu Engin bilgilerini paylaştığın için çok, çok teşekkür ederim öncelikle. Teşekkür ederim sağ ol. Buradan bir ikizler burcuna söylemek istediğin bir söz olur, kardeşlerine bir nasihat olur, bir Tabii. tehdit olur. Yok canım. <laughs> yok canım. Var mı? Ee, yani hayatın inişleri çıkışları var. Dayanın demek isterim. Hani kötü bir şey olunca iyisi olmayacak diye bir şey yok falan demek isterim yani. Her ya da geç o da olacak. İkizler burcuna ama. Her diyorsun bunu yani. Ama ikizler en çok kafaya takıyorsun. Ona madem hani biz madem aramızda böyle bir gruplaşma ve ayrım peşindesin Var, madem mesela. düşmaniyet ve <gülüyor> 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 işte ne bileyim kavga dövüş peşindeyiz. O zaman sadece ikizleri söylüyorum aynen. İkizler kardeşlerime kız erkek ve LGBT icatçı kardeşlerime. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama onlar da ikizler burcu olduğu için seni de çok dinleyeceklerini zannetmiyorum. Olsun. Doğru. <laughs> Kendi kafalarının dikine gideceklerdir yani. <laughs> kafaları diki yok ama işte ikizlerin. yok gerçi. Kafaları mı yok? <gülüyor> <gülüyor> oh, belki de. Belki de. <laughs> yani, kafaları yok demeyeyim şimdi ağır o kadar da konuşmayayım istedim. Şu şart. Onca şey söyledikten sonra böyle e, nükteli bir laf mı hani şey yapacak yani adam bu, bunu duyunca intihar edecek yani balkondan. <laughs> çok şey yaptım. Bir yanda vicdan yaptım. <laughs> ya. İkizlere vicdan yapacağımı hiç düşünmüyordum. Acırsın. acırsın işte. Bir süre sonra sempatik gelmeye başladı Aynen. gözüme. <laughs> aman Allah'ım. Evet, evet. Ben daha fazla ikizlere kapılmadan <laughs> <laughs> alkol gibi izdir. Falan. Aman aman. <laughs> Bu programı kapatıyorum. Sana ve Ömer Hayma çok teşekkür <laughs> ediyorum. <gülüyor> ben gurur duyuyorum ya bununla hoşuma gidiyor. Neyse yani. Evet. Hoş, hoş, bir şey. Hoşuna gitmeye devam et. Okey. Güzel hayatından memnun olmaya devam et. Teşekkür ederim. İnşallah sizin varlığınızla biz de memnun olmaya devam edeceğiz hayatımızdan. Belli ki öyle değil ama artık yapabileceğimiz fazla bir şey kalmamış bununla alakalı. Yok. Evet. Buraya başvurabilirler. Hı -hı. Başvuruları bekliyorum. Burcunu değiştirmek isteyen ikizler <gülüyor> <gülüyor> önden alacağım. Öncelik vereceğim herkese. <laughs> Buradan kamu spotu. <laughs> Herkesin burcunu burada ücretsiz değiştiriyoruz. Yeter ki toplum birazcık rahat etsin. Ücretli değiştiren de var öyle mi? Bayağı bu işi zannettiğimden daha da e, şeymiş, şey yapmış. Bağlama, <laughs> büyü, bilmem ne. Var mı ya böyle bir şey gerçekten? Burç değiştirme diye bir şey. Bana bur, burç <laughs> değiştirme hiç duymadım. Ama sürekli Instagram'da şey reklamları önüme çıkıyor. Sponsorlu eve bağlama <laughs> bilmem nesi. O geri dönsün mü istiyorsun? Anladım. Beş dakikada sende. Beş yüz lira yatır o sende. Valla Elif'ciğim e, ünlü düşünür ne demiş? Ne demiş? E, herkesin algoritması kendine artık. <laughs> Nelere bakıyorsam böyle yani. <laughs> Neden gitti? İşte nasıl eve bağlarım falan böyle. Siz, ben bir yengeç burcuyum. <laughs> Biraz duygusalım. Anladım. Federsin tamam. Çok özür dilerim. Sustururum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Ha, <laughs> ha,